gıda egemenliğimiz için üretim ekonomisine geçilmeli. Kamucu tarım ve gıda politikaları uygulanmalıdır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO kuruluş tarihi olan 16 Ekim gününü her yıl belirlenen farklı bir tema çerçevesinde Dünya Gıda Günü olarak kutlamakta. Yapılan etkinliklerle gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme taşınarak küresel anlamda büyük önem arz eden gıda ve tarım politikalarına dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. FAO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümünde kutlanacağı bu yılki Dünya Gıda Günü teması büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim olarak belirlenmiştir. Evet, bu ciddi konuyu ülkemizde gündem yapmak, yaşanan sorunların nedenlerinin ve kalıcı çözüm önerilerinin kamuoyunda tartışılmasını istedik. Dünyada ve ülkemizde gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında yaşanan sorunların temel nedeni sermayenin çıkarlarını insanlığın ortak çıkarlarının üstünde gören küresel kapitalizm sistem tarım ve gıda üretimiyle tedarikindeki tekelleşmedir. Bugün itibarıyla hemen her alanda olduğu gibi gıda ve tarım alanında da sayısı onu geçmeyen çok uluslu şirketler dünya piyasasına hakim durumdadır. Yaşanan sorunlar bölgesel değil, tüm dünyayı ilgilendiren sorunlar. Bugün dünyada 800 milyonun üzerinde insan, yani her 9 kişiden biri yatağa aç girmektedir. Ülkemizde ise insanlarımızın %22'si yeterli gıdaya ulaşamamakta, %8,5'u ise açlık sınırında yaşamaktadır. İnsanlık için kabus olan bu yokluğu ve yoksulluğu yenmek, sorumluluk almak hepimizin ortak toplumsal görevidir. Eğer dünyada açlık varsa bu yetersiz, bitkisel, hayvansal ürünler ve gıda arzından değil, adil olmayan gelir ve gıda dağılımından kaynaklanmaktadır. Dünya ölçeğinde ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını, insanların sağlık hakkı kadar yeterli ve dengeli beslenme ile bağışıklık sisteminin güçlenerek sağlıklı yaşayabilmesi için temiz su ile yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimin gerekliliğini bir kez daha gösterdi. Gelen kavramlar gıda egemenliği, gıda güvencesi ve gıda güvenliği olmuştur. Pandemi sürecinde bağımsız olarak yaşamakta olduğumuz iklim değişikliği, su kaynaklarının kirlenmesi, ormanların, sulak alanların ve ekosistemin tahrip edilmesi, tarım alanları ve meraların amaç dışı kullanılması, yoğun girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarım, artan nüfus gibi sorunlar yakın gelecekte su krizine, toprak kıtlığına ve dolayısıyla gıda krizine neden olacaktır. Tarım alanlarının, hayvansal üretimin, çiftçi sayısının, kırsal alan nüfusunun sürekli düştüğü bu süreçte en büyük pay aracılara ve sözleşmeli tarımla çiftçiyi taşeronu olarak kullanan büyük şirketler, market zincirleri ve ithalatçı firmalara gitmektedir. Günümüzde tarımsal girdi fiyatları enflasyonun üstünde, tarımsal ürünlerin tarladaki fiyatı enflasyonun altında, marketteki fiyatı ise enflasyonun üstünde kalmaktadır. Üreten çiftçi para kazanamamakta, tüketiciler ise pahalı gıda tüketmektedir. Gıda enflasyonu kavramıyla oluşturulmaya çalışılan toplu tablo asıl olarak bu dengesiz duruma dayanmaktadır. Çağımız hastalığı olan aşırı ve lüks tüketim alışkanlığı gıdaya adil ulaşmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Bu alışkanlık gıdada israfı da beraberinde getirmektedir. Yaklaşık 1.3 milyar ton gıda çöpe giderek heba olurken sadece bu tüketilmeyen ya da tüketilemeyen miktar ile açlık çeken 821 milyon insanı doyurabilmek mümkündür. Ülkemizde derinleşerek yaşanan ekonomi, sağlık ve gıda krizinden kurtulabilmek için
ithalat kolaycılığına dayalı neoliberal ekonomi politikaları yerine üretim ekonomisini, sermayenin öncelikleri yerine kamusal çıkarları, kamu harcamalarında lüks ve savurganlığa dayalı yönetim anlayışı yerine tasarrufları, gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı önceleyen kamucu tarım ve gıda politikaları ivedilikle yaşama geçirildi. Tüketicilerimizin de bu gıdalara uygun fiyatta sürdürülebilir bir şekilde ulaşması sağlanmalıdır. Günümüzde gıda kaynaklı hastalıkların küresel boyutu hala kabul edilemez düzeydedir. Dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişi hijyenik olmayan gıdaları tükettikten sonra hastalanmakta ve bu grup içerisinde 420 bini yaşamını yitirmektedir. Sadece bu rakam gıda güvenliğinin yaşamımızın ne kadar değerli bir parçasını oluşturduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Gıda denetimi sisteminin bütünüyle ele alınıp yaşanan sorunların ivedilikle çözülmesi gerekmektedir. Kamu sağlığını gözetmeyen, merdiven altı ve riskli katkı ve kalıntılar taşıyan gıda ham maddeleriyle yapılan üretim, stokçuluk ve fahiş fiyatlar doğru, etkin ve hızlı şekilde denetlenmeli, gerekli ve yeterli cezalar verilmelidir. Gıda denetimleri kamusal bir gereklilik olarak özel, bağımsız ve bilimsel esaslara dayalı yeterli gıda denetçisi ve uygun altyapı hizmetleriyle uygulanmalı. Bu faaliyetler bakanlık ile işbirliği içinde ilgili meslek odalarınca etkin ve eş zamanlı planlanmalıdır. Üretim alanlarında ve iş yerlerinde salgına karşı bulaşmayı gerçekten ortadan kaldıracak önlemler alınmalı. Covid-19 tespit edilen iş yerlerinde faaliyetler acilen durdurulmalıdır. Salgın süresince herkesin işi ve gıda ihtiyacı güvencesinde olmalıdır. Güvenlikli çalışma ortamları oluşturulmalı, iç cinayetleri engellenmelidir. Aşağıda imzası bulunan odalar olarak meslek örgütü sorumluluğuyla ülkemizde ve tüm dünyada uygulanan neoliberal politikaların insanları mutlu etmediği ve bir avuç topluluğun gıda üzerinden hegemonya yaratıp tüm dünyayı sömürdüğünü geçmişimizde söylemiştik. Bugün de söylüyoruz. Açlık ve yoksullukla mücadele, gıda emperyalizmine karşı verilecek mücadeleden geçmektedir. Son bulduğu hakça eşit ve adil bir paylaşımın olduğu bir ülke ve dünya özlemiyle bilimden, insandan, emekten, doğadan, kamu yararı ve toplum çıkarından yana mücadelemizi ara vermeksizin devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Bu basın açıklamasını Şeyh Muz Alparslan Gıda Mühendisleri Oda Başkanımız, Nihat Köse Veteriner Hekimler Oda Başkanımız, Ümit Türkmen Kimya Mühendisleri Oda Başkanımız, Feyzullah Korkut Ziraat Mühendisleri Odası Başkanımız olarak sunduk. Soracağınız ayrıca sorular varsa bizler bu sorulara geçmeden önce oda başkanlarımızın ek katkıları var mı onları alalım. Arkadaşlar, dünyada sağlık ya da insan sağlığı diyelim, tek sağlık konseptinde değerlendiriliyor. Sağlık, insan sağlığı, hayvan sağlığı, gıda güvencesi olarak değerlendirilmiyor. Sağlıklı gıda, sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan, sağlıklı insan olarak değerlendiriliyor. Ve bütün bu bilimlerin ortak işbirliği içinde çalışmasıyla sağlıklı bir dünyaya, sağlıklı bir çevreye ulaşabiliriz. Beslenmenin temeli, bir veteriner hekim olduğum için bu konuya değinmek istiyorum. Beslenme için insanların günlük protein ihtiyacının minimum %50 hayvansal proteinlerle karşılanmalı. Sağlıklı beslenme ancak böyle olur. Ama bizim ülkemizde 2019 yılından bu yana bir hayvansal proteinlerle mi kaynaklanma ve beslenmemizin olmazsa olmazlarından olan süt ve süt ürünlerinde çok ilginç şeyler yaşanıyor. 2019 yılından bu yana sütün litre fiyatı Ulusal Süt Konseyi tarafından 2.3 lira olarak değerlendirildi. O günden bugüne kadar hiçbir artma olmadı süt fiyatlarında. Ama peynirde,
ürünlerinde, markette satılanlarda %40-50 civarında artış oldu. Ayrıca da hayvanın temel, en büyük gider olan, hayvansal üretimin en büyük gider olan yemde de %40-50 civarında bir zam oldu. 80 liraydı, şimdi 110 lira olmuş olması. Bu yetiştiricilerin üretemez hale gelmesine, tüketenlerimizin de yoksulluk farkımızın da tüketemez hale gelmesine neden oldu. Bunun bir tek yolu hayvancılığın yeterince desteklenmesi. Marketteki fiyatlar artsın demiyoruz ama üretici de bu işten para kazansın istiyoruz. Bunun tek yolu var, üreticimizin direkt devlet eline desteklenmesi. Gıda, hayvansal ve bitkisel üretim ancak dünyanın her tarafında desteklerle ayakta durabilen bir sektör. Buradan yetkilileri, buradan hayvancılığa, benim konumum hayvancılığa yeterince destek vermeye çağırıyorum. Teşekkür ederim. Basın metnimiz aslında birçok konuyu kapsayacak şekilde hazırlanmış ve bilgilerimizde sunuldu. Yanı sıra vurgulamak gereken bir iki husus varsa onu da ben ifade etmek isterim. İlk olarak günümüzün en önemli sorunu olan pandemi sürecinde gıda güvenliğini aslında vurgu yapmak gerekir bir yerde. Çünkü bir taraftan gıdanın birinci üretimi veteriner hekimleri odası başkanımız Nihat Bey'in adına, Mühendisliği Odası Başkanımız Fethullah Bey'in huzurunda birinci üretimin sağlıklı ve sürekliliği çok önem arz etmiştir. Özellikle pandemi sürecinde beslemenin önemi bir kez daha öne çıktı. Bunu hepimiz yaşadık, gördük. Ancak üretim güvenliği çok önemli. Gerek birinci üretimde gerekse gıdanın üretim ve dağıtım, lojistik, madde süreçlerinde sağlıklı olabilmesi bir yana buralarda çalışan insanlarımızın iş güvenliği çerçevesinde yaşamlarını, iş yaşamlarını sağlıklı örgütleyebilmek, sağlıklı yürütebilmek çok önemli. Buralarda yaşanacak olan aksaklıkların karşımıza toplumsal gıda kıtlığı ya da gıdaya ihtiyacın artık karşılanamayacak duruma gelmesi gibi bir sonuç da olabileceği göz önüne alınarak buralarda alınması gereken önlemlerin bir an önce alınması ve doğru bir gıda dağıtım politikasının programının yetkililerce, devlet yetkililerince planlanması çok önemli. Gıda konusunun iş ve çalışma yaşamının dışında bir alanda değerlendirilmesi ve sağlanması aslında devletin en önemli sorumluluklarından bir tanesi olarak görünüyor. Sorunlar olursa yine düşüncelerimizi paylaşmak isterim. Örneğin Türkiye'de %8.5'ü yatağa aç giriyor. Bu çok önemli bir rakam arkadaşlar. Baktığımız zaman, nüfusumuzla oranladığımız zaman yaklaşık bir 8-10 milyon insanın yatağa aç giriyor demektir. Yani bu gerçekten acı verici bir olay. Üretemiyor muyuz? Üretiyoruz. Üretme kabiliyetimiz var mı? Var. Üretmek için altyapımız var mı? Var. Peki neden böyle ulaşamıyoruz? Bir baktığımız zaman planlamaların, üretimin yansımalarının son tüketiciye ulaşması konusunda sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Örneğin domates ya da işte gıda anlamında ekmek de buna denir. Birçok ürettiğimiz ürünü baktığımız zaman üreticinin eline geçenle tüketicinin ödediği para arasında ciddi bir farklılık var. Uçurum var. Bu uçurumu gidermemiz gerekiyor. Yani politikalarımızı biraz bu yönde yoğunlaştırmamız gerekiyor. İşte kooperatifleşme artı bununla ilgili örgütlenmelerin yapılması, üreticinin üretememekten dolayı bir sıkıntısı yok, üretmekten dolayı bir sıkıntısı yok ama ürettiğini satamamaktan, ürettiğinden yeterli geliri elde edememekten dolayı sıkıntısı var. Tüketicinin de tam tersi çok ulaşamamaktan dolayı sıkıntısı var. Bu aradaki uçurumları kaldırmamız gerekiyor. Güvenli, sağlıklı gıdaya ulaşmanın yollarından belki bir tanesi bu ama şu anda günümüzün en büyük problemi olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim.